Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle nörol birikimlerle ilgili bilgi paylaşacağım. Nedir bu nörol birikimler? Zaman içinde zihnimizin geçmişten gelen bir takım sorunlarla bizi meşgul ettiği anlar, daha sonra belki de çözülmüş olan problemler ancak zaman içinde bizim bedenimizde nörol birikimler oluşturuyor. Siz hiç fark etmeden sorunların çözülmüş olduğunu belki de bilinçli olarak fark etseniz de onlardan arda kalan bir takım sıkıntılar oluşabiliyor. Şimdi yapacağımız bu çalışma bu nörol birikimler üzerine, yani bizim bedenimizde bazen atık olarak kalıp da atılamayan, zaman içinde aslında hiç de fark etmediğimizde bedenimizi sürekli yıpratan durumlarla ilgili bir çalışma paylaşacağım. Bu çalışmanın şöyle kaba taslak bir çerçevesini vereyim size. Ardından da her zaman olduğu gibi meditasyonumuzu birlikte yapacağız. Burada metafor kullanacağız. Kırmızı bir bataklık, ardından turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve en sonunda da bizim hayallerimizin, yani tüm bu nörol birikimlerden, sorunlardan arınmış asıl gerçeğimizi yaşamak. Şimdi ve burada bu meditasyonun teması bu. Yani genel anlamda böyle bir çalışma yaptıracağım size. Şimdi burada bataklıklar dediğimiz şeyler bizim aslında zihnimizin engelleri. Yani metafor kullanıyoruz burada. Zihnimiz bize bir takım engeller çıkartıyor. O engelleri sadece gerçeklik olarak yaşıyoruz ve onun ardına geçmekte zorlanıyoruz. Hayatımızın aslında şöyle bir baktığımızda sınırlarını belirlemiş oluyoruz. Tabii ki bu çalışma o sınırları aslında biraz genişletecek. Onun ötesine geçme çalışması. Şimdi başlatacağım çalışmayı. Sakin, sessiz bir yer kendimize bulalım. Her zaman olduğu gibi isterseniz uzanarak, isterseniz oturarak ama uzanarak yaptığınızda uyuma riskiniz olabilir. O yüzden benim önerim sırtınız dik, oturduğunuz bir yerde rahat bir sandalye, koltuk olabilir. Oturduğunuz yerde yapmanız ve gözlerinizi kapatıp pür dikkat söylediklerime odaklanmanız. Hepsi bu kadar. Hissederek gideceğiz arkadaşlar. Hissettiğimiz şey elektromanyetik bir alan, enerji ve onu eğer hissetmezsek çalışmanın hiçbir anlamı kalmaz. Evet, gözlerimiz kapalı artık. Şöyle burnumuzdan derin bir nefes alalım, diyaframı kullanarak. İki misli daha ağır ağızdan nefesimizi dışarı verelim. Böyle bedenimizden o stresi, o gerginliği atmışçasına nefesimizi verelim. Yine burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. O sirkülasyonu hissedin, tüm dikkatinizi verin. Ardından da ağır ağır ağızdan stresimizi dışarı atıyoruz. Her yaptığımız bir nefes alışverişi bizi biraz daha rahatlatıyor. Hadi bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ve ağır ağır ağızdan nefesimizi dışarı veriyoruz. Normal ritmik nefesinize dönün. Dikkatiniz bir süre nefesinizde olsun. Bedenimize demirlenelim. Ve şimdi hayalimizde aşağı yukarı bizden böyle 10 metre kadar uzakta kırmızı bir bataklık olduğunu hayal edelim. Onun farkında olalım. Kırmızı, böyle üzerinden atlayabileceğiniz kadar genişlikte bir bataklık düşünün. Üzerinden sıçradığınızda atlayabileceğiniz kadar. Şimdi ben sayım başlatacağım. Birden ona kadar. Ve her bir sayımda siz yavaş yavaş ritmik bir koşuyla bataklığa doğru yaklaşacaksınız. Bunu yaparken sorunlarınıza da odaklanmaya çalışın. Neyse engeller, ne varsa hayatınızda engel olarak gördüğünüz
Ve ben 10 dediğimde bataklığı aşacaksınız. Yani bataklığa böyle koşarak atlayacaksınız. Ondan sonra yine 1, 2 devam edeceğiz. Bu böyle gidecek ama her defasında sorunlarınıza odaklanmaya çalışın. Hadi başlatıyorum. 1. Şu an yavaş yavaş ritmik bir koşuya başlıyorsunuz hayalinizde. 2. 3. 4. 5. 6. Sorunlarınıza da odaklanmaya çalışın aynı anda. 7. 8. 9. 10. Kırmızı bataklığı aşalım. 1. Devam ediyoruz ritmik koşmamıza. 2. Hala sorunlarınıza odaklanıyorsunuz. 3. 4. Ağır ritimde koşuyorsunuz. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Turuncu bataklığı da aşın. Devam ediyoruz. Ağır ve ritimde koşuyorsunuz. 1. Sorunlarınıza odaklanmaya çalışın. 2. Aynı anda koşuyorsunuz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Şu an sarı bataklığı atladınız. Devam ediyorsunuz. Yine sorunlarınıza odaklanmaya çalışın. 1. 1. Aynı da olabilir. 1. 2. Sorunlarınıza odaklanın. 3. Aklınızdan geçirmeye çalışın. Aynı anda koşuyorsunuz. 4. 5. 6. Hem koşuyorsunuz hem sorunlarınıza odaklanın. 7. 8. 9. 10. Şimdi yeşil bataklığı aşıyorsunuz. Böyle sıçrayıp atladığınızı hayal edin. Devam ediyoruz. 1. 2. 3. Koşuyorsunuz. 4. Sorunlara odaklanın. 5. Koşuyorsunuz. 6. Sorunlara odaklanın. 7. 8. 9. 10. Sıçrayın. Şu an mavi bataklığı aştınız. Devam ediyoruz koşmaya. 1. 2. 3. 4. 5. Sorunlara odaklanın. 6. Koşuyorsunuz. 7. 8. 9. 10. Gene sıçrıyorsunuz ve bu kez mor bataklığı atlıyorsunuz. Şimdi koşmaya devam edin lütfen. Artık sorunlarınıza odaklanmayın. Sadece koşuyorsunuz ve beyaz bir çizgiye doğru. Böyle koşu bantları düşünün ve o beyaz bantı göğüsleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sadece koşuyorsunuz. 7, 8, hızlanıyorsunuz. 9, 10 ve bembeyaz bir ipi göğüslüyorsunuz. Siz göğüslediğiniz an gökyüzünden bembeyaz konfeti yağmurları üstümüze yağıyor. Başardınız. Evet, şu an hayallerinizi yaşıyor olan siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Başarmanın vermiş olduğu o his. Başarının en zirvesinde kendini nasıl hissedersin? Gökyüzünden yağan o beyaz konfeti yağmurları senin başarını kutluyor. Hadi bir süre o hisse kalalım. Hayallerini yaşıyorsun. Başarıdan başarı koşuyorsun. Başarının en üst noktasındasın. İyice bunu hisset. Ve şimdi başaran sen yepyeni gerçekliğine gözünü açmak üzere burnundan derin bir nefes alıyorsun. Karnını şişirip nefesini tutuyorsun. Ve hızlı bir şekilde nefesi ağızdan verip gözlerini yepyeni seçimini yapmış olduğun gerçekliğe açıyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi bu çalışma aslında hayaline koş. Daha önce bir çalışma yapmıştık, hayaline yürü diye. Bu da hayaline koş.
engelleri aşa aşa hayallerini yaşayacağın o en üst zirvede bul kendini. Şimdi arkadaşlar 28 Ocak'ta İstanbul'dayım. Atölyemiz olacak. Bu konuda ben size yine isteyen arkadaşlarımıza e-postamdan bilgi gönderirim. Katılmak isteyen arkadaşlarımız lütfen oradan bana ulaşsınlar. Bütün detayları oradan size göndereceğim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.